Arkadaşlar lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin tüyleriniz gerçekten diken diken olacak. Ben şahsen çok şaşırdım yani böyle bir cümleyi nasıl kurdu ya da böyle bir cümleyi kurmasına nasıl izin verdiler anlam veremedim. Arkadaşlar şu vatandaş, şu vatandaş, şu vatandaşın rüyasına giriyor, şu vatandaşın rüyasına giriyor ve diyor ki şu vatandaşın elini tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir. Ben size özeti söyledim. Yani e, ev sahibi ee, bahçıvan hizmetçi. Ee, ev sahibi hizmetçiye, hizmetçi bahçıvana gibi bir durum yani. <laughs> evet dinleyelim. O gece rüyama Gavs-ı Hazretleri O gece rüyasına Gavs-ı Sani Hazretleri gelmiş. Yani bu Gavs Haşa bizim Gavs'ımız biliyorsunuz Allah'tır. Bu Gavs bu vatandaşın rüyasına girmiş. Demiş ki Seyit var ya şu Seyit Efendi. Bunun elini tutan elinden tutan. Allah <laughs> diyor arkadaşlar dikkat edin tekrar dinleyelim. Bu de, de sonra, elinden Allah'ın <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Seyit Sakin'in elinden tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir diyor. Şimdi ben size soruyorum değerli arkadaşlar. Bu şirk değilse bana şirkin tanımını yapar mısınız? Mesela ya hocam bu şirk değil. Tamam bu şirk değil. Bana şirkin tanımını yapar mısınız? Şirk nedir? Şirk sadece İslamiyet'in doğuşu filminde bir takım Arap'ın ve Acem'in taşa tahtaya tapması mıdır? Yani sizce Allah sadece taşa tahtaya tapmaya mı kendisine şirk koşulmasını endekslemiş? Yani ibadette şirk, itaatte şirk, hayatta şirk, iş yerinde şirk, okulda şirk, çarşıda şirk, pazarda şirk, yani hayatın her alanında şirk yok. Sadece 6. yüzyılın ilk yarısında ve ikinci yarısında ve üçüncü yarısında belli bir dönem bir putperestlik vardı. Bir de bugün sadece Hindistan'da şirk var mı diyeceğiz. Arkadaşlar adam resmen kendi tahtını sağlamlaştırmak için kendi tarikatın hani tarikatları üçe bölündü ya. Kendi tarikatlarının kuvvetini sağlamak için diyor ki Seyyid Hazretlerinin elini tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir diyor. Haşa ve kella. Yani önceden şeyhlerini peygamberlere eşit tutmalarına alışmıştık. Önceden bir şey demiyorduk. Diyorduk ki şeyhlerini peygamberlere eşit tutuyorlar. Bunlar müşrik diyorduk. Artık şeyhlerini Allah'a eşit tutuyorlar arkadaşlar. Şeyhin elini tutan Allah'ın elini tutmak demek ne demek ya? Yani eğer bu şirk değilse Allah rızası için ben buradan sofilere soruyorum. Bizim chatte de mutlaka varlardır. Canlı yayınlarımız 4-5 bin izleniyor. Yani bana söyleyin ya. Bu şirk değilse şirk nedir? Ya da bana bu olayı nasıl tevil ediyorsunuz? Bana bir anlatın. Deyin ki ya sen bilmiyorsun. Sen anlamıyorsun. Peygamber Efendimiz'e sahabeler biat edince işte onların eli Allah'ın elinin üzerindedir. Ayetini mi tevil ediyorsunuz? Ya da bana mesela bunu nasıl tevil ediyorsunuz? Gerçekten bir taraftan kurtarmaya çalışıyorum sizi. Ya bu şirk değil de nedir arkadaşlar? Şeyhin elini tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir demek ne demektir? Bir de şöyle bir şey var. Bunlar Böyle her başa geçene gavs diyorlar. Arkadaşlar, El Mughis olan Allah'tır. Allah'ın 99 isminden biridir El Mughis. Yani olmadığı yerde, olmadığı yere yardım eden. Yani yok olduğu bir yerde, olmadığı bir mekanda başka bir mekana yardım eden. Mesela bir mağaradasın ya da bir enkaz altındasın ya da herhangi bir yerdesin. O kula yardım eden Allah'tır El Mughis. Yani gavs dediğimiz fail El Mughis'ten mastar olmuştur. O yüzden bizim gafsımız Allah'tır. Kimse Hazreti Muhammed'e gafs dememiş. Gafs Hazreti Muhammed Hazretleri dememiş. Kimse dört mezhep alimine, Ebu Hanife'ye gafs dememiş. İmam Ahmet'e gafs dememiş. İmam Şafi'ye kimse gafs dememiş. İmam Malik'e kimse gafs dememiş. Hazreti Ebu Bekir'e, Selman-ı Farisi'ye, hiçbir sahabeye kimse gafs dememiş. Gelmişler kendi şeyhlerine gafs diyorlar. Hazreti Muhammed gafsla bundan daha layık değil mi? Sahabeler gafsla bundan daha layık değil mi? Evet daha layık. Ama bunlara da gavs dememişler buna rağmen. Size ne oluyor da yani karnında kendi dışkısını taşıyan bir adama gavs diyorsunuz. el mughis olan Allah mıdır sizin şeyhiniz midir? el mughis olan Allah'tır. O zaman istigase de yani gavslık sıfatı da istigase dediğimiz şey de sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasından dua edilmez. Allah'tan başkasının hürmetine dua istenmez. Allah'tan başkasından da yardım istenmez. Himmetin, medetin, istigasenin, istianenin, istigasenin yegane sahibi Allah'tır. Yani bütün bunları kullara vereceksek Allah'a ne iş kaldı o zaman?